Evet arkadaşlar, merhabalar. Şu anda yanımda meslektaşım, elektrik, elektronik mühendisi Okan Bey var. Evet Okan Bey, atom işini beraber yapıyoruz. Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür, merhaba, hoş bulduk. Sizce atomi nedir? Atom nedir sizce? Evet, Güney Koreli bir şirket. Bizim de hayatımıza gireli yaklaşık bir küsur sene kadar oldu. Ben de ilk defa sizden duyduğumda Atomi bir araştırmaya girdim. Bu araştırma beni daha önceden ismini tanıdığım bir şirkete doğru götürdü. Sonrasında ürünlerini inceleyip sektörünü inceledikten sonra çok değerli bir şirket olduğunu gördüm ve çok sevindim Türkiye'ye gelmesinden ve böylece Atomi ile ilgili sürecimiz başlamış oldu, hikayemiz başlamış oldu. Atomi'de ne gördünüz? Yani ne gördünüz de ben bu işi yapayım, bu işi yapmak gerekir diye düşündünüz? Öncelikle ürünlerine bakınca çok değişik, güncel ve hepimizin ihtiyacı olan ürünlere yönelik bir iş modeli olduğunu gördüm. Bu ürünler zaten hepimizin güncel olarak kullandığı ürünler. Dolayısıyla bu ürünleri alıp, illaki alıp hayatımızda denemek çok mümkün. Ve birkaç tanesini de bizzat deneyince, onların da güzelliğini de görünce ve fiyatlarını da tüm dünyadaki bulunmuş olduğu ülkelerdeki sitelerden elde ettiğimiz bilgilerle değerlendirmeye alınca ürünlerin güzel, içeriklerinin çok harika ve fiyatlarının da çok uygun olduğunu görünce dedim ki Yusuf Bey biz bu işi yapmalıyız. Atomi'de ne kadar kazanabiliriz diye bu işe başladınız. Yani amaç neydi bu işi yaparken? Tabii ki kazanç önemli. Ancak öncelikle sağlığınıza yatırım yapıyorsunuz. Sağlık hepimiz için çok önemli. Arkasından tabii ki insan yaşadığı sürece finansal olarak güçlü olmayı her zaman için istediğinden hepimiz istiyoruz ki bütün hayatımız onunla şekilleniyor. Dolayısıyla kazanç tarafına baktığımda da hem dünyadaki tüm çeşitli bizden çok daha öncesinde bu şirketi tanımış ve hayatlarını değiştirmiş insanların kazançlarını değerlendirdiğimde çok güzellikler gördüm. Bu güzellikler beni büyük rakamlara kadar götürdü ve büyük rakamlar hakikaten insanın hayatını kesinlikle 180 derece değiştirebilir olduğunu hissedince de mutlaka bu şirketle beraber olmak gerekliğini duydum. Şöyle bir soru gelebiliyor bazen. İşte biz bu şirkette iş yapmaya başladık, para kazanmaya başladık. Belli bir süre sonra kesilirse, yani kazancımız biterse ne olabilir gibi böyle bir şey şüpheli düşüyor mu aklınıza ya da Evet, o hepimizin aklında olması gereken bir şey. Çünkü şirketler doğuyorlar, belirli bir müddet zamanında yaşamaya devam ediyorlar. Ancak şirketler için özellikle mesela Türkiye'ye baktığınız zaman 3 sene, 5 sene, 8 ve 10 sene gibi kritik dönemler var. Bu kritik dönemleri aştığı zaman şirketler, özellikle 10 seneyi aştığı zaman şirketler çok daha uzun süreler yaşayabiliyorlar. Burada da şirket için önemli olan vizyoner olması, ürünlerinin vizyonerliği ve bize sunmuş olduğu kazancın vizyonerliği. Bunları değerlendirdiğinizde tek tek özellikle bu videoyu dinleyen arkadaşlardan da rica ediyorum. Bunu mutlaka araştırmalılar. Ben bahsettiniz. Mühendis olarak çok farklı şirketlerde çalışmış. Uluslararası şirketlerde de bulunmuş. Onların çalışma sistemlerini incelemiş birisi olarak. Hayatımda hiç görmediğim çeşitli çalışma stillerinin bu şirkette olduğunu gördüm. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Böyle de olunca daha detaylı incelemeye başladım. İnceledikçe şirketin vizyonerliğini, inceledikçe şirketin kalıplar dışı olduğunu gördüm ve dedim ki hakikaten bu şirket değerli bir şirket. Zaten 10 senelik geçmişi de geçmiş Türkiye'ye geldiğinde ve dünyadaki listelerde de çok önemli listelerde de iyi bir yerde olduğunu görünce, çok büyük cirolar yaptığını görünce de o zaman şirketin vizyonerliği ile alakalı da herhangi bir soru işaretinin kafamda kalmadığını gördüm. evet. Atomi'de kazanç sisteminde şöyle bir şey var. Kazancımız süreli değil. Bu çocuğa ve toruna da aktarılabiliyor. Tabii bu uzun süreli, çok uzun soluklu bir şey. Normal ticari hayatta, normal iş hayatında bir doktor kazancını çocuğuna aktaramaz. Bir iş adamı genellikle iş yerini çocuğuna aktarsa çocuğu belki bir süre sonra iflas edip kaybedebilir. Yani çok uzun soluklu olmuyor kazançlar.
Fakat otomobilde kazanç deniyor ki çocuğa ve toruna da aktarılacak. Bu vizyonu sizde evet bu olabilir. Otomobilde elde ettiğimiz kazanç şu an devam et. Yani sıfırdan başladığımız en belli bir kazanca geldiğimiz kazanç. Allah kecinden versin vefat ettiğim çocuğa, toruna da aktarılabilir. Aktarılabileceğinin inanç nereden kaynaklanıyor? Hangi sebeplerle evet, bu olabilir bu şirkette diye Evet, düşünüyorsunuz? güzel bir soru. Bunu öncelikle aklınıza geldiği zaman bakıyorsunuz. Kazanç sistemiyle alakalı olan detaylara gidiyorsunuz. O detaylar sizi şuna götürüyor. Arkadaşlar, burada öyle bir iş oluşturma yolu, yöntemi dizayn edilmiş ki bu yöntem insanların ürünleri, günlük kullandıkları ürünleri almaları, aldıklarında bu ürünleri sevmeleri ve sevdikten sonra zaten insanın doğasında var. Sevilen ürün hiçbir zaman o hayatından çıkartılmıyor. Çıkartılmamasının sebeplerinden, en büyüklerinden bir tanesi de bütçesel olarak sizin o ürünleri çok daha uygun fiyata alabilmeniz. Böylece insanlar bu ürünlerle tanışıp fiyatlarını da sevdikten sonra bu ürünlerden hiçbir zaman için vazgeçmeyecekler ve biz böylece torunlara kadar ilerleyebilen, kendiliğinden ilerleyebilen bir gelir modeliyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bu da bizim torunlarımıza kadar uzayabilecek bir mirasın kesinlikle olabileceğini gösteriyor. Ayrıca birkaç telefon görüşmesi ve tecrübeyle de bunu yaşamış olan, yani bu şirketle tanışmış ancak hayatını devam ettirememiş bir şekilde hayatı sonlanmış birkaç üyenin de bu şekilde çocuklarına miras olarak bıraktıklarının gerçekleşmiş olduğunu da görünce o zaman dedim ki yani burada da bu vizyon burada da uygulanmış. Hakikaten bu şirket değerli bir şirket. Evet, çok teşekkürler. Ben sorumu biraz daha ilerletiyorum, zorlaştırayım, öyle söyleyeyim. İleride Güney Kore batarsa atomi ne olur? Evet, bu da güzel bir soru. Güney Kore merkezli bir şirket. Güney Kore, Kuzey Kore. Evet. Evet, aralarında problemler her zaman olabilir. Hatta konuşuluyor bile. Dolayısıyla bu iş modeli öyle oluşturulmuş ki bu iş modelinde şu da var arkadaşlar. Sadece Güney Koreli ürünler değil, dünyanın neresinden iyi bir ürün temin edebilirim şekilde düşündüğü için şirket bu iş modelini ona göre de kurmuş. Yarın bir gün Güney Kore'de herhangi bir problem olsa Hindistan'dan elde ettiği ürünleri, Amerika'dan elde ettiği ürünleri, Çin'de kendi fabrikalarında ürettirdiği ürünleri ne yapabiliyor? Tüm dünyada bizlerin kullanımına sunabiliyor. Bu da şirketin bir başka vizyonerliğini gösteriyor. Bugün için Hindistan'da çok ciddi projeler var. Bu şirketin kendi fabrikalarını Hindistan'da da kurmak üzere. Aynı zamanda şirket Çin'e girmek için 4 sene gibi uzun bir dönem hazırlık yapıyor. Bu hazırlıkların sebebi Çin'e bir şirketin girebilmesi için mutlaka orada yatırım yapması, mutlaka fabrika kurması. Kendi fabrikalarını kuruyor. Kendi tedarikçilerini oraya da götürüyor. Onlar da fabrikalar kuruyor. Ve dolayısıyla şu anda Çin'de şirketin ayrıca fabrikaları var. Güney Kore'de herhangi bir problem yaşansa, inşallah olmaz. Yaşandığı andan itibaren de tüm dünyadaki değişik lokasyonlardan elde edilen ürünlerle bu iş devam edecek. Evet, bildiğim kadarıyla mesela lütein var. Japonya'dan elde ediliyor, Spirulina Amerika'dan geliyor, B Evet. kompleks ya da probiyotik Amerika'dan geliyor. Avustralya'dan elde edilen ürünler var, Singapur'dan elde Evet. edilen ürünler var. Yani global GS strateji dediğimiz global sourcing, global sales stratejisi çok önemli strateji. Bence hiçbir firmada görmedim daha önce bir strateji. Bu şirkette kazanç elde etmek için ben mühendisim dedim, siz de mühendissiniz. Bu işte iş yapmak için mühendis olmak mı gerekiyor yoksa kimler bu işi yapabilir sizce? Evet. Mühendis olmanın bir tek avantajı siz üniversitede almış olduğunuz eğitimle araştırmacı olabiliyorsunuz. Bazen de bu dezavantaja dönüyor. Çok fazla düşünüyorsunuz bir şirketle çalışıp çalışmamak hususunda. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Herhangi bir eğitime, herhangi bir diplomaya gerek olmadan siz burada çok rahat bir şekilde bir işi yapabilirsiniz. Ne lazım bize? Ürünleri tanımak, ürünleri bir başkasına anlatacak kadar öncelikle kendinin deneyimlemesi, ürünleri tanıdıktan sonra
ağzımızı hiç kapatmadan konuşmak. Sadece karşıdakine Hasomi ürünlerini kullanmalısın. Harika ürünler, fiyatları da çok uygun. Ben kullandım, memnun oldum. Senin de kullanacağını düşünüyorum ve memnun olacağını düşünüyorum. Demek yeterli. Çok güzel. Ben de bekleme yapabilirim. Ben bu arada Buyurun. ben de elektronik mühendisliğim, İngilizce biliyorum, Rusça biliyorum. Fakat aynı işi yaptığımız Halime ablamız var. Tanıdığım. Hatay'da kendisi. Okuma yazma da bilmiyor. Evet. Fakat ben bundan çok gurur duyuyorum. Çünkü Atomi açısından o kadar güzel bir iş ki aynı hakları, aynı sistemi Halime teyze de kazanabiliyor, ben de kazanabiliyorum. Yani herkese açık bir sistem. Etiket bakmayan, diploma araştırmayan, diploma gerektirme olmayan, sadece vizyonu görebilip evet bu işin olabileceğine inancını oluşturan kişilerin herkesin yapabileceği bir iş modeli. O nedenle Atomi'yi ben de çok seviyorum. Bir sorum daha olacaktı. Evet, Atomi iş yani yaptım ama bu Atomi yapayım, kazanayım dersek kısaca ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izlememiz lazım sizce? Kısa özetler misiniz? Kısaca şöyle diyebiliriz. Öncelikle size Atomi ürünlerini bahseden arkadaşınıza teşekkür etmekle başlayın. Sonrasında kendi mağazanızı açmış olacaksınız. Kendi mağazanızdan ihtiyacınız olan tüm ürünleri mümkün olan en kısa zamanda tedarik edip o ürünleri hayatınıza koyun. Hayatınıza koymuş olduğunuz ürünlerdeki mutluluğu başkalarıyla paylaşmaya başlayın. Bunu ne kadar çok sık yaparsanız, çevrenizdeki insanlara bu ürünlerden memnuniyetinizi ne kadar çok anlatırsanız, bunu ne kadar çok sık yaparsanız, sizin işinizde, sizin gelirinizde, sizin bu ürünlerle mutluluğun yanında finansal mutluluğunuz da çok hızlı bir şekilde gelişecek. Evet, çok güzel. Çok teşekkürler. Ben şunu anlıyorum. Web sayfasına kayıt olup kendi ihtiyacımız olan ürünleri kullanalım. Daha sonra memnuniyetimizi çevremize duyurmaya devam edelim. Devam edeceğiz zaten. Birileri beğenip tekrar ürünleri kullanmaya devam edecekler. Çünkü kaliteli ürün, uygun fiyat stratejisi var. Çünkü prensibi var daha doğrusu. Bildiğim kadarıyla Atomi kendi bünyesine katıp da satmaya başladığı ürünlerde önce bir kalite araştırması yapıyor. Daha sonra o kaliteyi piyasaya daha ucuz sunabilir miyim diye araştırma yapıyor. Eğer o kaliteyi uygun fiyata sunabilirim derse kendi bünyesine katıp ve satışa Doğru. başlıyor. Bu şey demek ki mutlak kalite, mutlak fiyat prensibiyle çalışıyor. Bu bir ticari açıdan bir firmada çok mükemmel bir prensip diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler Okan Ben Bey. teşekkür Tekrar yine ediyorum. bekleriz inşallah. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Bence İnşallah ileride yine yüksek kazançlı zamanlarda tekrar görüşmek üzere. Ben şunu diyordum arkadaşlara. Geçen işte Mayıs ayındaki kazancım 25 bin TL. Ben her ay yayınlıyorum burada. çok güzel. İnşallah daha kazançlı, bol kazançlı zamanlar tekrar yine görüşürüz. Teşekkürler arkadaşlar. Merak ediyorsanız Yusuf Bey'de kalmaya devam edin. Teşekkürler. Teşekkürler.